Türkiye ve Libya arasında petrol ve hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalanmasına farklı tepkiler var. Atina'dan, Kahire'den, Brüksel'den ve Dışişleri Bakanlığı'nın da o gelen tepkilere dair önemli bir açıklaması var. Anlaşma uluslararası hukuka göre geçerli, diğer açıklamaların kıymeti yok. Türkiye'nin Libya'ya gerçekleştirdiği üst düzey ziyaret ve imzalanan hidrokarbon mutabakatı Atina'yı rahatsız etti. Ana muhalefetteki Siriza Partisi hükümete hedef aldı. Siriza lideri Alexis Chipras, Mitsotakis hükümetinin politikaları başarısız oldu dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı diplomatik temaslarını hızlandırdı. Nikos Dendias, anlaşmanın imzalanmasından hemen sonra Mısırlı mevkidaşı Sameh Şükrü ile telefonda görüştü. İki bakan pazar günü Kahire'de buluşma kararı aldı. Dendias ayrıca Libya'daki son gelişmeleri tartışmak için Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina büyükelçileriyle bir araya geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında 2019 yılında Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları muhtırasının geçersiz olduğu iddia edildi. Bu nedenle kimsenin bu muhtırayı geri çağırmaya hakkı yok ifadesi kullanıldı. Yeni muhtıranın uygulanmasına ilişkin her eylemin yasa dışı olacağını savunan Yunan Dışişleri, buna hem ikili ilişkiler nezdinde hem de Avrupa Birliği ve NATO düzeyinde tepki verilecek dedi. Mısır'dan da tepki geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Trablus merkezli hükümetin anlaşma imzalama yetkisi yok iddiasında bulundu. Avrupa Birliği'nden de açıklama var. Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Pitis Pano, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan mutabakat muhtırasının hukuki olmadığı iddiasını yinelerken, yeni anlaşmanın içeriği hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Yunanistan'ın itirazına tepki gösterdi. Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat zaptının uluslararası hukuka göre geçerli olduğu ve yapılan diğer açıklamaların hiçbir önemi ve kıymeti olmadığı vurgulandı. Sözcü Tanju Bilgiç, açıklamaya itiraz edilmesi hem uluslararası hukuka hem de Birleşmiş Milletler'in temel ilkelerine aykırıdır ifadelerini kullandı. Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin önleme çabalarının sonuç vermeyeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da iki egemen ülke arasında imzalanan anlaşmaların üçüncü ülkelerin müdahale etme hakkı olmadığını vurgulamıştı. Deniz yetki alanları anlaşması konusunda bu anlaşma iki egemen ülke arasında imzalanan bir anlaşmadır. Yürürlükte olan bir anlaşmadır. Hem Türkiye hem de Libya böyle bir anlaşmayı imzaladığımızı BM'ye bildirmiştir. Yani BM'nin bu anlaşmayla ilgili BM bir onay mekanizması değildir. Ve Libya cephesi. Libya Başbakanı Abdulhamid Dubeybe, Türkiye ile Libya halkının çıkarlarına hizmet eden anlaşmalar imzaladıkları için mutlu olduklarını açıkladı.